Likya Duşakabin. Tekrar merhaba. Detaylar açıklamada. Ne haber? İyilik. Nasılsın hocam? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Vallahi ne yapayım? Kemeri tak istersen. Ne yapıyorsun? İyiyim. Heyecanlandım ya. Oluyor. Daha dur. Çekimi başlayalım. Sanki gören de kameralardan çok uzak bir yaşam var. Ya öyle ama arabada ya, bir tek takside evet, görüyoruz. Aynen. Yani. Başka bir konsept. Bir de alışa gelmişin dışında. Aynen. Burası da benim dekan yardımcısı olduğum üniversite. Öyle mi? Yüksek İhtisas Tıp Fakültesi. Ha, Yüksek İhtisas. Liv ile Medikal Park'la afiliyeyiz. Tıp Fakültesi burası. İlk 3 sene burada, sonra hastanelere yolluyoruz 4. 5. 6. Süper. Şunu takayım. Tamam, o detayları tamam. Soracağım hepsini. Miyalıç'ı biliyor musun? Miyalıç'ı Eskişehir'de okudum ben. Ha, süper. Yunus Emre'nin kabri orada. Evet, biliyorum. Miyalıç'ı ziyaret ettim. Öyle mi? Süper. Bir gün beraber gideriz. Miyalıç'ı Belediyesi'nin kültür yayınları Yunus Emre ile ilgili çok önemli çalışmalar yapıyor. Onlardan bir tanesi sana hediye etmek ediyorsun. İstiyorum. Ya çok, ben elim boş geldim şimdi. Sen kendin geldin. Sizin emek var bunun içinde. Şöyle, bununla ilgili yok ama Yunus Emre ile ilgili bir albüm hazırladık. Hı hı. 7 kadın sanatçıdan oluşan. O bahsetmiştiniz. Aynen. Evet. Bu arada kayıttaysa. Gerçekten mi? İyiymiş. Bunu bozmak istemediğim için önce kahve içmeyelim tamam, dedim. Tamam, bu işin profesyonel sizsiniz efendim. Şimdi bir mottomuz var. Evet. Bu mottomuzun ışığında sohbetimizi başlatacağım. Senin olan sohbetimizi Aristoteles'ten bir söz seçtim. Ve bu söz şöyle. Ruh sağlığı beden sağlığının temelidir. Beden sağlığı ise ruh sağlığının meyvesidir. Çok iyiymiş. Ben de çok etkilendim. Aşırı iyiymiş. Şimdi neden bu mottoyu seçtim? Şimdi evet, doçent doktor Togay Evrin. Evet. Sağlıkçı, tıp doktoru. Doğru. Ama sadece beden sağlığıyla ilgilenmediğini görüyorum. Evet, beden sağlığıyla ilgili sosyal medyada çok ciddi bir etkileşim oluşturuyorsun. Evet. Ve insanları gerçekten inanılmaz böyle keyifli, kendi mizacınca eğlenceli bilgiler veriyorsun. Onur duydum. Evet, sizden gerçekten çok onur keyifli ettiğini. Keyifle izliyorum. Her önüme çıkan videoyu izliyorum mutlaka. Çünkü bir kere bilgi aşığıyım ama aynı zamanda da güvenilir yerden bilgi edinmek, bir de o güvenilir bilgiyi pozitif enerjiyle almak daha keyifli oluyor. Ya aslında yapmaya çalıştığım orada şu, hani eğlenceli bir şekilde video izlensin istiyorum. Evet. Ve bilgi ulaşsın diye. Evet. Ve hani takipçilerim şöyle oluyor, onu gördüğüm zaman için siz de biliyorsunuz. Yani o takipçi artması ve azalması döngüsünde hani beni takip eden arkadaşlar, vatandaşlar şunu net biliyor. Ben cevap veriyorum. Ya. Dolayısıyla o logaritmik azalma iniyor. Çünkü orada asıl esas o. Bilgiyi direkt iletişerek verebilirsin. Şimdi benim Ağrı'da olan bir vatandaşa bilgiyi iletişmeden ve sadece bir video ile verebilme ihtimalim yok. Bravo. Şimdi bu bilgiler, evet, beden sağlığıyla ilgili evet, bilgiler. Aynı zamanda da şimdi ben senin adına konuşmak istemiyorum açıkçası. Hı hı. Bu söz sende neyi çağrıştırdı peki? Yani çok doğru bir söz bir kere. Hani beden ve ruh birbiriyle, ben hep şöyle tanımlıyorum, ne kadar sana geçecek bu tanım. Ben bedeni bir ampul gibi görüyorum. Ve bu bedenin içindeki ruh da elektrik. Kesinlikle. Eğer elektrik sağlıklı gelmezse ampule, ampul ya yanıp sönüyor ya da patlıyor. Kesinlikle. Doğal olarak da ruh elektrikse beden de ampul. Ampulün yapılması gereken uygulamaları var, ruhun yapması gereken uygulamalar var. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Şöyle, ben mesela bunu bilimsel ufak da hani anlatıp daha basit indirgeyerek zemine oturtayım. Lütfen. Bu beden sağlığı ve ruh sağlığı aslında bir kısır bir döngüde bir çember. Şimdi
beden sağlığını hepimizin hani deyince ilk aklına gelen şey ne? Tabii ki de bunun işte o beslenme tarafını ayrı tutarsak ki orası da çok değerli. Onu da konuşuruz, konuşacağız. Evet, evet. İlk aklımıza gelen egzersiz. Yani spor vesaire. Şimdi spor yaptığımız zaman kas kitlemiz artacak. Ve kas kitlemizin artışını sağlayacak olan belli amino asitler var. Şimdi triptofan denen bir amino asit var. Bu vücudumuzun en ağır amino asiti. Ve beynimizde kan beyin bariyerini bir şekilde geçebiliyor ve beynin içerisinde serotonin hormonunun sentezini başlatan temel basamağı. Çok önemli. Şimdi egzersiz yapmayan bir bireyde, spor yapmayan bir bireyde damar yolunun içerisinde, kan akımının içerisinde ağır olduğu için bu triptofan diğer amino asitlerde yarışmada geride kalıyor ve beyni geçip serotonin hormonu sentezine katılamıyor. Ama egzersiz yapan bir bireyde kan kaslara doğru aktığı için triptofan boşa çıkıyor ve beyne doğru hareket ediyor. Bu serotonin hormonu sentezini arttırıyor. Bu ne işe yarıyor serotonin hormonu? Serotonin hormonu eğer akşam salgılanırsa mutluluk. Evet. Gündüz salgılanırsa da aynı sistem triptofan dopamini, dopamini yani adrenalini güçlü enerjimizi sağlayabileceğimiz. Daha günü sağlıklı, verimli. Kesinlikle. Bunu mesela şey biz kendi aramızda söylüyoruz. Sporcu kafası denen bir hadise var. Videolarımda da vardı. Bunu, bu evet. Aynı şeyi ben orada çekmiştim. Anlatmaya çalışmıştım. Instagram'da. Yani sporcular genel olarak hep mutludur. Hep gülerler, eğlenirler. Evet, evet. Temel sebebi bu. Yani doğal antidepresan kullanıyorlar. Doğru. Ve hem de egzersizli. Vücudun kendi ürettiği. Kesinlikle. Tabii şimdi burada aynı mutluluk hormonunu sentezinin biz triptofanla yani egzersizle arttırıyoruz ama orada bir sürü kofaktörler var. İşte B vitaminleri, B6 vitamini çok değerli. Folik asit yine öyle. Şimdi ne yazık ki beslenme de çok değerli ve ne yazık ki beslenme eskisi gibi değil. Maalesef. Yani yaptığımız bitkilerden alacağımız bu vitamini ya da hayvansal gıdalardan alacağımız bu vitaminleri, mineralleri eskisi gibi eski tarım olmadığı için bir toprakta bir senede kaç defa mahsul veriliyor? Biz eskiden hatırlarsınız yaşımız var hocam. O kadar yok. Nadas'a bırakıyorduk vesaire coğrafya doğru, kitaplarında. Şimdi doğru. Nadas'a bırakılmıyor. Aynı tabii. Toprakta 4 defa, 5 bravo, defa bravo. Hatta topraksız tarım konuşur olduk. Kesinlikle. Dolayısıyla beslenmemiz de zayıflayınca işin içine bir de stres girince insanlar mutsuz. Tam şimdi minerallere yorgun. Gelecektim aslında. Evet, ruh sağlığı için beden sağlığından geçiyor. Aristoteles'in de söylediği gibi aslında birbiriyle bağlantılı. Senin söylediğinle de örtüşüyor. Beden sağlığı ruh sağlığına, ruh sağlığı da beden sağlığına. Çünkü öncelikle ruhu hastalanan bir kişi o ruhun hastalandığı özellik hangi taraftaysa bedenin neresine sirayet ediyorsa bedenin orası hastalandığına dair veriler var elimizde. Kesinlikle. Konuşuluyor. Kesinlikle. Değil mi? Evet. Doğal olarak da her ikisinin sağlığı da birbirinden geçiyor. Az önce senin de söylemiş olduğun gibi artık sağlıklı beslenemez hale geldik. Sağlıklı hissedemez hale geldik. Sağlıklı düşünemez hale geldik. Sistem, stres, koşturmaca, insanı insanlıktan çıkaran değerler, hırslar, kaygılar, korkular bula bula. Beden sağlığı için beslenmeden alamadığımız mineralleri biz artık eczaneden mineraller takviyelerle vücudumuzu almaya başladık. Jetgiller olma yolunda ilerliyoruz hızlı bir şekilde. Evet. Yine bunu... yaşımızı hocam. Ortaya çıktı jetgillerden. Şimdi bu ne kadar sağlıklı. Bu şimdi genelde konuşulan bir konu. Ben şimdi gerçekten kaliteli yaşamak amacıyla düzenli olarak her 6 ayda bir tahlillerimi yaptırıyorum. Ve vücudumdaki minerallerimi ona göre sistematik bir şekilde düzenli olarak her gün kullanıyorum. Evet. Bu konuda biraz ucundan kıyısından vakıfım. Evet. Bunu kimle konuşsam ya da arkadaşlarıma önersem ya bu kadar kimyasalı almaya ne gerek var? Evet.
haklı oldukları taraflar var ama evet, şimdi tam da öyle değil. Ama. Değil evet. Onu bir bilir kişiden konuşalım istiyorum bu konuyu. Teşekkür ederim. Şimdi ben basitçe takviyeleri temel olarak ikiye ayırıyorum. Yani böyle bir terminoloji yok. Ama basite indirgediğim zaman birisi bizim gıdalarla almak durumunda olduğumuz sadece vitamin ve mineraller. Şimdi bu vitamin ve mineralleri vücudumuzun birçok enzimatik reaksiyonunda ihtiyacımız var ama az önce söylediğim sebepten ötürü toprak düzgün verimli olmadığı için biz gıdalardan bunları yeterli miktarda alamıyoruz. Evet. Şimdi bunu cebe koyalım. Bir de bunlar gerekli. Evet. Ve bu takviyeler aslında günlük almamız gereken kişinin bilimsel olarak mesela magnezyumu söyleyeyim. 400-500 miligram günlük almamız gereken normalde bir miktar var. Ve Tarım Bakanlığı Türkiye'de zaten bunları bu takviyeleri mineral ve vitamin üzerinde bu dozlara çıkartmıyor günlük. Ya zaten bunun yarısı oluyor. Dolayısıyla bir zararı olmamış oluyor. Fakat diğer nesil takviyeler özellikle amino asit, kolajen, glutatyonlar, antioksidan. Yani bunlar vitamin ve mineral değil. Vücutta zaten sentezlenen, sentezini sporla vesaire arttırabileceğimiz ya da düzgün beslenerek öğünsel olarak yani günde iki öğün mesela NAD denen bir evet, takviye kullanıyorum. Var. NAD'ı zaten aralıklı oruç yaparak az yiyerek daha doğrusu ve spor yaparak vücudumuz sentezliyor. Sentezlememe ihtimali yok. Bunun gibi kolajeniydi vesaireydi. Mesela düzenli olarak glutatyon yaptırıyorum. Evet. 6 ayda bir. Evet. 5 hafta aralıklarla haftalık 5 hafta sürecek şekilde haftada bir olacak şekilde glutatyon yaptırıyorum 6 ayda bir. Evet. Alfa lipoik asit eklettiriyorum. Evet. Saf C vitamini eklettiriyorum. Müthiş. Damar çok güzel yolu. Antioksidanlar alıyorsun. Öncesinde asist kullanıyorum ki glutatyonu evet. vücudum hemen atmasın ve glutatyon aktive olsun diye. Aynen. Ama bu saydıklarımız hepsi vitamin ve mineral dışında. Dışında. Faydalı ama çok özür dilerim iki ucu kontrolsüz bir şekilde bu grup takviyeleri kullanmak çoğu zaman demeyeyim ama sıkıntı yaratabilir. Yani mesela ben kendi pratiğimde bu tarz şeylerden gerçekten faydalanıyorum danışanlara, hastalarıma. Ama kan sonuçlarını alıyorum. Kronik hastalıklarını önüme koyuyorum. Yani beklentilerini, sıkıntılarını ortaya koyuyorum. Bu takviyeleri başlıyoruz ama bu tarz takviyeler dozunu belirliyorum. Beraberinde başlayacaksam dozunu belirleyip beraberinde kaç seans yapacağımızı belirleyip hangisiyle kombinleyeceğimi ortaya koyup doğru kişiye özgü bir program oluşturuyorum. Çok önemli. Ve bu noktada da bunların hepsi kendi oluşturduğum aslında kişiye zaman kazandırmak. Neyin zamanını kazandırmak? O almış olduğu vitamin ve mineral dışındaki takviyeyi kendi vücudunda oluşturabileceği bir döngü yatırım. Alan oluşturuyor. Evet. Yani ona da fırsat veriyoruz. Beslenmemizi veriyorsun. Saatlerini düzenlemezsek, şeker metabolizmamızı düzenleyemezsek, glutenle beslenirsek, karbonhidrat ağırlıklı beslenirsek, istediğimiz kadar bu takviyeleri alalım, o zaman işte fazla olur. Buradaki temel yanılgı o. O yüzden eczanelere gidince o cafcaflı işte takviye insanın gerçekten benim de alasım giriyorum ama çok hoş. Bu neymiş? Yeni çıkmış vesaire. Tabii, bu noktaya tabii, geldi. Tabii. Bilinçsizleştiğimiz an yani kontrolü kaybettiğimiz an başka taraflara da gidebiliyor. Kesinlikle. O yüzden tahlillerle ve bir uzman kesinlikle. Kontrolünde yapılmasını kesinlikle ama diğer grup dediğim işte o magnezyum, D vitamini, B vitamini. Peki Togay'cığım şunu sormak istiyorum. Tedavi dozları ayrı, vücutta eksikliği. Tam onu soracağım. Mesela bir kişi her şeyden uzak ve dedi ki ben sağlıklı beslenmek istiyorum. Daha doğrusu kaliteli yaşamak ve kaliteli yaşlanmak istiyorum. Bağışıklık sistemimi güçlendirmek, hastalıklara karşı kendimi korunaklandırmak istiyorum. Temel olarak, ön adım olarak ne yapması gerekir? Hangi mineralleri alması gerekir? Şöyle bir kere magnezyum çok değerli. Hep söylüyorum. Hani magnezyum evet. apayrı bir şey. Alamıyoruz çünkü. Bir de ağır metal, toprak alkali bir metal. +2 değerlikli. Bağırsaktan eminimi de zayıf.
Yani o yüzden magnezyumu ne yazık ki alamıyoruz. Ve hani kan değerlerine baktığımız zaman kan değerlerim normal ama benim magnezyumu niye alıyorum noktasında. Hücre içi bir mineral bir de magnezyum. Dolayısıyla kanda serumdan baktığımız magnezyum değeri bize hücre içini vermiyor. Vermiyor. Ve homeostazide... Laboratuvarlarda da Türkiye'de hücre içi ölçüm yapılmıyor. Yapılan var ama çok pahalı, gerek yok. Evet. Yani orada şikayet üzerinden gidiyoruz. Biliyoruz ki bu zaten var vücutta. Farkındaysan vakıfım yalnız. Evet, onun net. Onun... Şımarayım birazcık da. Yani bilinç düzeyiniz bu noktada gerçekten ama zaten şaşırmakmak lazım aslında. Bilinçli. Evet evet, birazcık bu konularda kaliteli yaşamak için hem beden hem ruh hem zihin bir bütünsellik içinde yaşamak gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de seninle zaten seni keşfetmem, ya dikkatimi çekmem senin de bu konulardaki vakıfiyetin. Onur duydum tekrardan. Ha, magnezyum tekrar evet. Dönersek emilimi de zayıf, yani magnezyum kesinlikle alması lazım. Eksikliğine niye aldanmamak lazım? Çünkü çok basit bir şey var. Homeostazide, yani vücudun kendi döngüsünde magnezyum kalp için çok değerli. Kalpsal ritim kontrolü için. Vücutta magnezyum düştüğünde en çok da kaslarımızda magnezyum kullanılıyor ve vücudumuzda oldukça yer alıyor kaslarımız oran olarak. Hı-hı. Direkt kas içi hücrelerden seruma aktarılıyor ki kalpte ritim problemi olmasın. O yüzden biz kanda her zaman normal görüyoruz. Eğer kanda magnezyum kan testlerinde düşükse, hani o zaten altta bir böbrek yetmezliği, başka problemler, zaten yoğun bakımda daha çok damardan veriyoruz magnezyum tedavilerini. Kanda o yüzden normal rutinde göremiyoruz ama şikayet üzerine uyku bozuklukları, enerji düşüklüğü, kas eklem ağrıları, fibromiyalji, yani bunlarda magnezyum şikayet bazlı değerlendirip gönül rahatlığıyla takviyeleri kullanabilirler. Şimdi bununla, günlük alımın altında çünkü. Bununla beraber şu soru gelecek tabii ki. Magnezyumun çeşitleri var. Bu sefer denecek ki soru olarak hemen ben hangi magnezyumu ne için kullanmalıyım gelecek. Onun cevabını da detaylar açıklamada. Aynen, detaylar açıklamada. Detaylar Togay Evri'nin Instagram sayfasına bu konuyla ilgili arkadaşlar inanılmaz derecede bilgiler veriyor. Teşekkür ederim. Orada da yani Türkiye'de şu anda 5 form var. Yani çok daha fazla, çok özür dilerim. Yani SGK'nın karşıladığı çok eski yıllarda Türkiye'ye gelmeden önce kullandığımız oksit ve sülfat formları var. Ama bunların bağırsak emilimi zayıf. Yani çoğu zaman biz acil servislerde kronik akut kabızlıkta hani laksatif amaçlı da kullandığımız oluyor ki emilimi olmadığı için gaytayı gevşetiyor. Yani kabızlığı döndürüyor. Hatta magnezyumun yan etkilerinden birisi de ishaldir. Genel gevşeticidir. Öyle bakabiliriz. Hani hiçbir şey alamıyor. Maddi durumum yok vesaire deniyorsa, hiçbir şey kullanmıyorsa bile %1 eminim, %2 eminim de olsa bir kere magnezyum oksit kullansınlar madem. Evet. Devletin karşıladığı. Anladım. Ama ne yazık ki şu anda SGK kapsamında olmayan bazı formlar var. Ve özellikli formlar bunlar. Bir tanesi magnezyum sitrat. Özellikle kas ağrılarında, fibromiyajide, kas kramplarında, seyirmelerde kullanılabiliriz. Magnezyum malat, mitokondride çok değerli, malik asit, işte enerji metabolizmasında etkisi vardır. Magnezyum malatı daha çok sabahları aç karnı kullanırız ki günlük kronik yorgunlukta etkisi var. Magnezyum glisinat, kan beyin bariyerini geçiriyor magnezyumu, ağır bir metal demiştim. Beyinde beyin sinir hücrelerini gevşetiyor. Sakinleştirir panik atakta, öğrenme, bellekte faydası vardır. Magnezyum eltronat, bu yeni girdi. Biraz pahalı ne yazık ki ama ben çok pahalı olduğu için çok tercih etmiyorum. Öncelikle glisinatla gitmeye çalışıyorum. Panik atak, odaklanma problemi, uyku problemi olan bireylerde. Eğer tam randımanlı sonuç alamıyorsam o zaman magnezyum eltronatı öneriyorum. Geçen gün bir tık daha pahalı ne yazık ki, o yüzden. Bir şey paylaştım. Ben şimdi normalde L-theanin yanlış telaffuz ediyor olabilirim. Evet. L-theanin kullanıyorum normalde. Hı-hı. Ama magnezyum L-theanin diye bir paylaşımın oldu. O eltronat. Ha, o şöyle. Yeni geldi. Enerjide malatla teninin enerji metabolizmasında etkisi var. Bu eltronat değil. O başka bir şey. Yani onların isim benzerliği gibi. İsim benzerliği. Anladım. Egzersiz tamam. Yapan bireylerde amino asitlerden bir tanesi o. Ama magnezyumla bir birlikteliği yok. Magnezyumla onun kombine olduğu birkaç preparat var. O
Ama hani çok elzem değil. Anladım, tamam. Peki şimdi magnezyum birinci dedik. Evet. Sonrasında ben aslında... Bir de kalp sağlığı için sorulduğu için cevap veriyorum. Magnezyum taurat var. O da kalp ritim kontrolü, özellikle tansiyon problemleri olan, ritim problemleri olan insanlarda kardiyologlarına tabii danışarak o formları tercih edebilir. Bunların kombina formları var. Mesela sadece saf kas ağrısı varsa bence sadece magnezyum sitrat kullanmaktan tek ürün daha mantıklı. Çünkü o bakanlığın vermiş olduğu, Tarım Bakanlığı'nın 200 mg'ın üstü olmadığı için ne kadar çok form varsa için içinde miligramlar ona 200 bölünüyor. 4 formsa 204'e bölünüyor gibi düşünün. Evet. 200 üstüne çıkmıyor. Hani şikayete odaklı, fonksiyonel, bütüncül, kişiye odaklı bir şey değerlendirmek daha doğru kombine formlar. Çok önemli. Ben aslında bu soruyu sorduğumda bana ilk şunu söyleyeceksin diye beklemiştim. Sen direkt magnezyumdan başladın. Hani kaliteli bir yaşam için ön adım ne yapmak lazım dediğimizde ben D hormonunu, D vitaminini ilk sırada söyleyeceksin diye düşünmüştüm. Magnezyumla başladım. Ya aslında başladım. Şöyle, magnezyumla D vitamini birbiriyle kardeş. Hı. Kalsiyum da kardeş ama magnezyumla D vitamini bence zaten kalsiyumun da ötesine geçiyor. İkisi böyle gerçekten kardeş. Olmazsa olmaz magnezyum ve D vitamini. D vitamini normal olsa bile tedavi dozunda takviye almak durumunda değiliz. Belli zamanlarda kandaki sonuçlarımız, testlerimiz normal olsa bile D vitamini de olmazsa olmazlarımız. Direkt metabolik sendromla, yani bu kalp sağlığıyla ilişkilendiriliyor, ağrıyla ilişkilendiriliyor. D vitamini de alınması gereken çok değerli bir takviye. Takviye. 3 omega. 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 Kalp sağlığı, damar kesinlikle yolları. Kalp, damar ve beyin sağlığı. Beyin. Ya onu da şöyle. Onun da çeşitleri var. EPA, DHA, basitçe ikisini bilseler yeter. Evet. Hani burada mesela genç bir çocuksa beyin sağlığı çok daha değerli kalp sağlığından. EPA'ya yönelik şeyler tercih edilebilir, hı-hı, omegalar. Hı-hı. Yani her gün almasına gerek yok omegayı ama 2 günde bir, 3 günde bir arada hatırlayıp takviye olarak alabilirler. Bir magnezyum, 2 D vitamini, 3 omega. Evet. Vücudun çamaşır makinesi olan saf C vitamini. Kesinlikle. Değil mi? Orada C vitamininde aynı fikirde değilim. Öyle mi? Evet, şöyle. Ya depolanmıyor C vitamini. Evet, depolanmıyor. C vitamininin bağışıklık üzerinde çok büyük etkisi var. Bağışıklık, hepimiz biliyoruz bunu. Bağışıklık sistemimiz olduğu için özellikle salgın dönemlerinde kullanılabilir. Hani rutinde devamlı ben C vitamini alayım. Ben kullanıyorum. Öyle mi? Ve günde 3000 mg kullanıyorum. Yüksek doz, antioksidan dozlarda kullanıyormuşsunuz. Evet. Yani sabah 2000 kullanıyorum, gecede 1000 kullanıyorum miligram. Yani tartışırım hocam. Tamam, onu sonra konuşuruz. Şimdi o zaman C vitamini. C vitaminini hastalanmayı hissettiği zamanlar, ama kullanacaklarsa sizin gibi yüksek dozlarda, yani 500 mg değil. Yani 3000 mg, hatta mümkünse IV C vitaminleri serumla, evet, dönemsel yaptırılabilir. Evet. Mesela bağışıklık, çinkoyu devamlı kullanın demedim mesela. Çinko da çok değerli ama bağışıklık sistemi düştüğü zamanlar, saç döküldüğü zaman çinko alamadığınız için o dönem eklenebilir takviyelere. Ama her gün C vitamini almanın ne faydası olur? Yani yüzün parlar. Evet. Kolajen sentezi artar. Evet, bu. Baktığın zaman. Evet. Ama inanın ben güzel görünmek için takviyeyi önemsemediğim için. Ben de. Kesinlikle. Ama bağışıklık sistemi için her gün o kadar yüksek dozlarda almaya bence gerek yok. Depolanmıyor, atılıyor hemen. Doğru. Doğru. Peki bir şey soracağım şimdi. Evet. Bunlar yapılması gerekenler. Bir insan sağlığı için hep ne yapılması gerekenleri konuşuyoruz ya. Evet. Ne yapmaması gerekiyor? Bir kere paketli gıdalardan uzak kalmak lazım. Yani sadece biz o bizim zamanımızda yine eskiye gidelim. E'ler vardı. E'ler, kanserojen, evet, ne kadar, evet, varsa vesaire. Artık onları da geçtik. Karbonhidrat, gluten. Bunlar alerjen, çok kuvvetli alerjenler ve zehir. Ve o paketli gıdalarda bağımlılık yapıcı. Şimdi mesela bana çocuğumun boyunu nasıl uzatabilirim diye soru geliyor devamlı. Diyorum ki paketli gıda, önce onu bir kes. Aynen. Ondan sonra takviye konuşuruz. Sen onu kesebiliyor musun? Evet. Kesemiyorsun. Onu keseceksin ki ondan sonra biz
üstüne ne koyabiliriz konuşacağız. Paketli gıdalardan olabildiğince uzak başka ne yapmamamız gerekiyor? Ne yapmamamız gerekiyor? Hani beylikleri söylemedim. Evet. Yasaklılar. Aynen. Zaten onları evet. Bağımlılık yapan maddelerden uzak durmak gerekiyor. 3. Beslenmemizi az öğün. İlk insan modülü çok bence değerli. Şöyle nasıl sabah çok erken kalkıyorlardı. Sonra bir av hazırlığı oluyordu. Ava çıkıyorlardı sabahleyin. Sonra öğlene kadar geliyorlardı. Ya avlayabiliyorlardı ya avlayamıyorlardı. Avlayabilirlerse öğlene doğru bir yemek yiyebiliyorlardı. Sonra yemiş bulabilirlerse sonrasında yemişlerle idare ediyorlardı. Akşam bir şey yiyemiyorlardı. Yoktu. Evet. Erkenden yatıp uyuyorlardı. Sonra sabah yine hem egzersizini yapmış oluyordu. Hem bravo. Protein ağırlıklı beslenmiş oluyordu. Vitamin ve mineralleri topraktan yemişlerle alıyordu. Her şey doğaldı yani aslında. Evet. Yani az öğün mümkünse olabildiğince az öğün ve yani çok beslenmek, çok karbonhidrat ağırlıklı beslenmek bütün metabolizmanın o döngüsünü, metilasyonu bozuyor. Kesinlikle. Şimdi biraz aslında çok fazla var ama bir anda gelince aklına tabii, gelmiyor. Tabii. Yani işte bunun içinde stresten uzak durmak bu günümüz ülkesinde dünyasında ne kadar mümkün değil. Mümkün değil. Bunun haricinde kaygıdan uzak kalmak, korkudan uzak kalmak, ruha iyi bakmak, pozitif düşünmek, negatif düşüncelerden uzaklaşmak, bula bula evet bunlar zaten hepimizin bildiği şeyler ama yapamadığımız şeyler var. Ama en azından bedene iyi bakmak adına bu temel unsurlara dikkat etmemiz. Mesela nut. Yani sohbetimizin başında evet konuşmuştuk, adı geçmişti. Nut çok değerli bir molekül. Mitokondrinin içerisinde yani mitokondri bizim enerji organelimiz. Her hücrede var. Sadece bir hücremizde yok. Ama bütün hücrelerimizde mitokondri var. Vücudumuzda ATP üreten, yani vücudun kömürünü, doğal gazının üreten organel. Nasıl? Basitçe oksijenli solunum. Oksijen alıyoruz. Yemek mitokondrinin içerisine giriyor. Mitokondri de bunu sonunda su ve ATP'ye döndürüyor. Oksijenli solunum. Basitçe. Ya. Şimdi yemek hidrojen atomuyla simgelenir. Hidrojen, oksijenle birleşti. H2O su ve ATP açığa çıktı. Bu döngüyü en son basamakta sağlayan vücudumuzda bir NAD havuzumuz var. Nikotin adenin dinikleotit. Aslında B3 vitaminiyle bu karaciğerimize sentezlenen bir yapı. Şimdi bu NAD NADH'a, o hidrojendeki yemek atomu birleşiyor, NADH'a dönüyor. NADH tekrar NAD'a dönüyor. Oradaki enerji tepkisinde ATP açığa çıkıyor. Şimdi vücutta ne kadar ATP NAD fazlaysa o kadar enerjik oluyoruz. O kadar dinç oluyoruz. O kadar ATP üretildiği için fokuslanabiliyoruz. Belleğimiz açılıyor. Dinç oluyoruz. Yapılan çalışmalar şunu göstermiş. Vücutta ne kadar NAD fazlaysa sitrulin geni, yani DNA onarım geni, apoptozu yani ölümü, hücre ölümünü önleyen genin aktivasyonunu görüyoruz. Ya süper. Gençlik serumu, gençlik aşısı diye şu anda çok popüler bir şey NAD. Bayağı da pahalı. Evet. Şimdi bu NAD kardeşimizi aslında dışarıdan takviye almadan nasıl arttırırız? Hah, süper bir soru. Yine sohbetin temeli bu işte. Aralıklı oruç yapanlarda. Yani 6 saat içerisinde 2 maksimum 3 öğün beslenen. Yani 6 saatin dışında beslenmiyorsun. Yani en son akşam saat 7'de yiyorsun. Sonra bir daha öğlene kadar yemek yok. Kuru yemiş yok, meyve yok, hiçbir şey yok. Bunu yapan insanlarda NAD'ın daha fazla olduğu ortaya konmuş. Bir bu. İki, bunun mantığı da şu aslında. Bu termik santralimiz mitokondrinin içerisinde biz aç olduğumuzda hidrojen, yani yemek gelmediği zaman NAD o hidrojene bağlanamadığı için NAD çoğalıyor. NADH olamadığı için böyle bir kısır döngü oluyor ve NAD çoğalıyor. Yemek olmadığı için. Yemeği nereden hidrojeni sağlamaya çalışıyor? Yağlarımızdan gelmiyor. Depo yağlardan bu sefer. Yani hem zayıflamış, yani bir de bu dönemde egzersiz yapabilirsek
Of. O termik santrali hareketlendiriyoruz. Çünkü kasların enerjiye, ATP ihtiyacı olduğu için. O havuzdaki nat, birikmiş nat dışarıdan yemek gelmeyince yağlardan hidrojen atımı gelip ATP üretmek zorunda çünkü. Kasın çalışabilmesi için. Nat artıyor. Böyle bir kısır döngü oluyor. Ve işte doğal olarak vücutta nat üretimi artmış oluyor. Harika. Şimdi, egzersiz ve aralıklı oruç. Egzersiz ve aralıklı oruç. Şimdi biraz sağlık bilgilerinden çıkıp çıkalım. Doçent Doktor Togay Evri'nin hayatına dönelim. Bir tıp üzerine bir akademik bir kariyer var. Evet. Ve devam da ediyor anladığım kadarıyla. Evet. Yani öyle, tıp öyle bir şey. Evet. Bilgi devamı değişiyor çünkü. Hı hı. Bugün söylediğimiz şey yarın başka bir şey olabiliyor ne yazık ki. Evet. O yüzden eğitim çok önemli, devamlı. Ben Eskişehir'de tıp eğitimini tamamladım. Osman hı hı. Gazi Üniversitesi'nde. Hı hı. Sonra uzmanlığımı Ankara'da Ufuk Üniversitesi'nde kurum paylaşabiliyor muyum? Tabii tabii. Ufuk Üniversitesi'nde istasımı aldım. Acil hı hı. tıp uzmanı oldum. Sonra zor hizmet sonrası tekrar başlayıp doçentliğimi Ufuk Üniversitesi'nde aldım. Bu sürede de alaylı olarak başladığım bir serüvenim vardı. Sporcu sağlığı ile alakalı. Çeşitli kulüplerde çalıştım. Hı hı. Ankara Gücü, Ankara Spor, Osmanlı Spor, Türk Telekom, işte Tuzla Spor. Birçok takımda aktif faal staff'ta çalıştım. Doktor spor sağlığı konusunda ve doçentlik sürecinde de ayaklarım yere sağlam bastığında sporcu sağlığı üzerine yüksek lisans yaptım yurt dışında. Ha, süper. Şu anda hali hazırda yüksek lisans üniversitesinde dekan yardımcılığı devam ediyor. Özel klinik mütevelli var. Mütevelli danışmanlığı yapıyorum aynı zamanda hı-hı, orada. Hı-hı. Bir de kendi kliniğim var. Kliniğimde hem profesyonel sporculara hizmet ediyorum tedavi amaçlı. Hem de aynı sağlık problemlerini yaşayan sedanter normal hastalara işte bel ağrısı, diz ağrısı vesaire. Tamam onu söyleyeceğim. O alanda da çünkü bayağı dikkat çeken paylaşımların var ve o konuda da bayağı ilgi görüyorsun. Özellikle diz ve omurga sağlığı ile kesinlikle ilgili. Kesinlikle. Yani sporculara uyguladığımız yani o maça döndüren. Çünkü zaman çok önemli. 30 doğru. gün diye bir kavram yoktur. 29. gün, 30. gün maç vardır. 29. günde oyuncu iyileştirdiysen herkes para kazanır. Aynen. O da iştir. Oradaki yaptığımız farkındalığı olan tedavileri klinikte normal hastalara normal sunmaya hastalara çalışıyorum. Normal hastalara da süper. Peki sosyal medyayla... Bir de medyayla... hasta olmayan, sağlıklı yaşama danışmanlığı isteyen. İşte en sevdiğim de grup bu aslında. Çünkü gerçekten böyle hani çok okuduğun o bilgiler var ya onları... Konuşa konuşa bugünkü gibi paylaşabildiğim alan o. Ya, süper. Ve insan hayatına hasta olmaması, olmadan yön verebilmek çok daha farklı bir şey. Çok önemli. Yani... Bir grupta bu hastalarım var. Hasta değil, danışan değil. Evet, onlara. Şöyle söyleyeyim. Bu bende gerçekten özellikle 20'li yaşlardan sonra başladı. Evet. Ama kendiliğinden oldu. Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Ve birden muhtemelen fıtratımla alakalı buna döndüm. Bir dönem bırakıyorum böyle tamamıyla. Ama bir dönem inanılmaz bir disiplin ve araştırmalar. Zaten bir süre vücudu da dinlendirmek gerekiyormuş mantalitesine sığınarak bırakıyorum. Ve inanılmaz keyif alıyorum. O zaman... ben senin sevdiğin kategorideyim. Kesinlikle. Ama süper. Sen zaten gerçekten biliyorsun. Yani inşallah. İpuçlarını ben aldım biliyorsun. Evet, evet. Yani. Hakimsin evet, konuya. Evet. Peki bu paylaşmayı sevdiğini ne söylüyorsun ama bu zaten sosyal medyanda da inanılmaz belli oluyor. Paylaşma güdüsüyle mi sosyal medyaya geçiş oldu? Yok öyle olmadı. Biraz gaza geldim. Hmm. Yani ben biraz böyle bir şeye başlarken hep böyle mesafeli olurum. Hı hı. Israrla bir arkadaşım vardı. Çekimler yapıyordu. Ya abi işte sana bir an önce yapmamız lazım. Abi ekrana yakışıyorsun. Abi şöyle böyle. Bir geldi, iki geldi, bir ay geçti, iki ay geçti. Üçüncü ay tamam dedim ya. Tamam ne yapmak istiyorsan yapalım vesaire. Allah. Abi bana anlattığın gibi anlat. Bir seninle konuştuğumuz gibi konuş. Yeter dedi. Sonra
bayağı da mizansenli çekiyorsun yani. Ya onu seviyorum çünkü o evet. benden çıkıyor. Çünkü hani senaryolar yazılıyor belli yani, üzerine düşünülüyor yani. Ya o mizahı hani birazcık abartmadan belden aşağıyı ben çok severim. Kreatimde de kullanırım. Evet. Yani hastalarımla da şakalaşırım bu noktada. abartmadan tabii çünkü evet, orası mizah, bir evet. ince bir çizgi. Evet, bravo. Onu da oraya yansıtmaya çalışıyorum. Bilginin izlenebilirliğini sağlamak burada önemli. Bir şekilde... O kadar ilgi göreceğini düşünüyor muydun peki? Ya hayır. Böyle bir hedefim olmadığı için ben sırf gerçekten arkadaşımın 3 aylık artık yeter be hani dedim. Sonra hoşuma gitti. Yani o ilk başta şey oldu. Yanlış yok. Kameralar falan lan ne oluyoruz falan. Böyle sanki starmışsın gibi bir ego oluşuyor falan. Ya. Ama yanlış bir ego. Çok tehlikeli bir ego. Sonradan başka bir yere evrildim. Yani çünkü neyi ne için yaptığımı planlayarak başlamadığım için tamam çok büyük bir güç bu. Bunu fark ettim. Rabbim nasip etti. Evet. Bunu doğru kullanmak çok değerli dedim. Bravo. Sonra kendi mesleğimle başka insanların neler yaptığına hani sağlık içeriği adı altında onları inceleyerek doğru ve yanlış bilinenler üzerinden kendi bilim dalımla alakalı ilerlemeye çalıştım. Harika. Bu noktaya geldik. Peki son sorumu sormak istiyorum. Son olmasın. Ne güzel iyiydik böyle. devam edelim. Ama devam bence bunun sonraki aşamaları olmalı. Sorular toplayalım hatta. Ve bu çok ısındım çünkü. Daha yeni yeni alışıyorum. Süper. Yani sen istersen eğer gerçekten önümüzdeki dönemde bir soru cevap videosu çekebiliriz. Olur. İnsanların biraz. Evet ben de aynı şekilde. Son sorum da şuydu aslında. Bana nerede kahve ısmarlayacaksın? O zaman devam edeceğiz. Tamam. O zaman teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Ben de aynı şekilde. Tekrar görüşelim. Likya Duşakabin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutma.